Bana biraz yer açın. Mekanın sahibi geldi, yer açın. Sıcaktan ölmeden bu videoyu bitirmemiz lazım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an kanter içinde bu videoyu çekmeye çalışıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Çünkü oda şu anda çok sıcak. Hemen konuklarımı tanıtayım. Sait Çakır ve Mücahit Furkan Üstün. Sait bu arada benim eski ortağım. Eski kanaldan ortağım. Belki videoları gördüyseniz tanıyor olabilirsiniz. Neyse hemen bugün ne yapacağımızdan bahsediyorum o zaman. Saitciğim ve Mücahitciğim. Bugün İngiltere'den gelen abur cuburların tadına bakacağız. Sait İngiltere'den döndü daha yeni. Dün biz de Mücahit'le bir kafede otururken Sait'ten bahsettik. İngiltere'de olduğundan falan konuştuk. Sonra bir baktık Sait geldi. Yani nasıl oldu bu iş bilmiyorum. Bir anda adam teleport oldu. Sonra dedim ki abur cubur falan var mı? Dedi ki var. Dedim sen yeme onları. Dedim getir bana. Beraber yiyelim. Çünkü hani arkadaşlık, dostluk tabii pekişsin, boğazımızdan beraber geçsin diye söylüyorum. Sonuçta ben bu iki adamı da 8 senedir tanıyorum. O zaman mevzuyu daha fazla uzatmayalım. Evet. Hemen yiyek. Videoya geçiyoruz. Evet. Gelsin bakalım şimdi. Poşetle başlayalım istersen. Evet, poşet. Yalan. World Duty Free. Ha, Duty Free'den mi aldın bunları sen? Duty Free'den aldım evet. Tamam. Duty Free'den gelmiş. Peki İngiliz şeyleri. Neydi? Bu ne ya? İngiliz abur cuburları. Genelde çikolata mı hepsi bunların? Yoksa başka bir şey var mı? Yok çikolata. Full çikolata. İngiliz çikolataları. Tamam başlıyoruz. Geliyor, hazır mısın? Al abi. Toblerone. Şöyle kol büyüklüğünde. Evet. Harbiden oğlum. 300 gram abi. 360 gram. 360 gram. Şimdi bakın. Bu Toblerone tamam mı? Ben de gittim. Dedim ki İngiltere'den ne getirdin dedim. Toblerone getirdim dedi. 3 tane farklı çeşit. 2 mi? 3. 3 farklı çeşit Toblerone getirdim dedi. Ben dedim ki tamam. Ben de o zaman Türkiye'de satılanlardan bir tane alayım. Şimdi bu da Toblerone. Bu da Toblerone. Bu kaç gram? 100 gram. 100 gram. Yeah. Bu 360 gram. Kaça aldın bunu sen? 10 pound 3 tanesi. 3 tanesi 10 pound. Evet, tanesi 3,5 pound'a yaklaşık bir evet şey işte. Birim fiyat olarak kıyasladığımızda aha bu şundan 3 tane düşünün. Bir de bu ikisini kıyaslayın. 3 tanesi 10 pound. Bu 13 TL'ye aldım bunu ben. Neyse bu acı kısmı geçiyoruz. Ve hemen tadına bakalım. Ben şunu kenara bırakayım. Bunda ekstra bir şey var mı ya buna göre? Bu bir şeyli. Bir şey badem falan var. Crunchy almond. Almond neydi, badem miydi? Badem. Bunda badem. Var. Onda bir şey yok. Bunda da şey almond diyorlar. Var mı? Ama bize nugasını koymuşlar galiba bu zaten. Bu harbi almond demek ki bu. Baksana yani, bir de şeyi falan da farklı. Mavi falan burası bilmem neli. Şekilli şüküllü. Açıyorum. Toblerone kutu açtım. Oğlum. Abi ya. Yemin ediyorum Cem Yılmaz'ın anlattığı kadar var. Toplu konut maketi gibi duruyor. Oğlum bu ne? Çok güzel kardeşim. İnsanlar neler yiyorlar bak. Vallahi ya. Siz bunları mı yiyorsunuz ya? Millet bunlarla besleniyor ya. Evet. Açabilirsem inşallah. Oğlum. Bunun tanesi kaç gram ya? Ne bileyim. Ha sen spor yapıyorsun. Sen diyettesin değil mi? Geçmiş olsun. Yer misin? Öyle değil. Yani bunu belki ama... Bunu nasıl kıracağız? Bunu ben elimle kırdım. Havalandı, ben acıktım biraz. Kır bakalım. Kemirdim biraz ucundan. Bu tamdı, bunu kırmamışsın. Ama güzel kırıldı. Evet ben beklemedim böyle olmasını. Toblerone böyle kırılır zaten. Aha. Toblerone böyle kırılır. Alışık değilsin onunla. Evet ben Toblerone'ye çalışkın değilim yarışta. Hazır mıyız? Atıyorum. Evet. Kokla önce. Çok güzel kokuyor lan. Çikolata yani kokuyor. Aa. Hmm. Ya Toblerone zaten çok güzel bir çikolata da. ASMR. Bak bu badem olayı bunda yoktur. Evet. Hatırladığım kadarıyla yoktur. Farkı oymuş hakikaten. Bunda çok bademler güzel. Çok büyük. Evet. Böyle bütün koymuşlar. Çok abi, güzel çok lan. Oymuş lan. Diyeti yaktın. Değer. Tam onu diyecektim. Değer mi diye. Çok güzel. Bir parçası 170 kaloriymiş ama lan. Ya bakma artık şu şeylerin kalorisine ya. İyi ki bir diyeti adam. Çok fazla oğlum. Çok fazla lan. Şimdi bundan yedik. Bir de burada satılandan yiyelim bir tane. Aradaki farka bakalım. Şuna bak. Ya zaten ya çok belli değil mi aradaki fark ya? Zavallı. Neyse. Ama bu da güzeldir bence. Tabii oğlum. Toblerone hangi çikolatası kötü zaten? 13 lira oğlum. Güzel olsun bir tane. Yani. Bence 13 lira çikolataya vermiş miydiniz? Hayır. İlk defa veriyorum ben. Çünkü daha önce bu kadar pahalı değildi abi. Pahalı olduktan sonra da çikolata yemeyi bıraktım zaten. Pahalı değildi daha önce hiçbir şey. Neyse. Bu erimiş biraz. Al bakalım. Şeyler. Sen de. Oo, kısmetin çok ha. İstiyorsan yarısını alayım. Aldım. Hazır mıyız? Tadı aklımızda ötekinin. Aldım. Abi hadi net be. Fark var. Net büyük fark var. Ciddi olamazsın ha. Ben yemin ediyorum bu kadar fark beklemiyordum. Bu kadar fark. Diyordum ki ikisi de Toblerone abi. Ne kadar büyük fark olabilir? Yemin ediyorum size. Arada dağlar. Aha şu kadar fark var yani arada gerçekten. Buna bal koymamışlar büyük ihtimalle. Bunda hayvan gibi bal var. Belli ediyor kendini. Yok Toblerone'un zaten yani olayı zaten bal. Ama farklıdır bunun. Evet, sütü kakao tadı farklı. Her şey farklı. Cidden çok büyük fark var. Her şey farklı. Ben böyle bir şey vallahi beklemiyordum. Vallahi billahi beklemiyordum. Ha. İnanılmaz fark var.
Neyse moralimiz bozulmadan bir sonrakine geçelim. Bu ne sayıcı? Bakın. Şimdi bu bir Toblerone daha çektim ama ne göreyim? Bunun içi boş. Yemişsin lan bunu. Biz yemedik abi. Hayır bir de getirmiş. Şimdi madem yedin neden bunu getirdin? Ve bu yarım kilo neredeyse ha. 360 gram çikolatayı nasıl yedin? Harbiden. Oğlum bak şimdi ben havalanına erken gittim. Evet. Uçağım 5'teydi ve çok acıktım. Bunda mı doydun? Başka yiyecek bir şeyim yoktu. Hepsini orada mı yedin abi? Ben, hayır şimdi yanlış anlaşılmaya mahal vermeden ben bunun ucundan böyle birazcık kemirdim yani. O kadar değil de şu 3-4 parça yedim. Sallama ya. Vallahi sadece 4 parça yedim. Gerisine kardeşim. Kardeşim çaresine bak. Bir arkadaşın yemiş. Kuzenim yemiş ben yemedim. Bak burada ne güzel Hello from Britain falan da yazıyormuş. Harbi ya bu daha bunu... çok güzel. Ben anlatayım istiyorsunuz. Yüzsüz ya. Yüzsüz böyle bir şey olamaz. Bu çocuk yüzsüz yemiş, bir de gelmiş, getirmiş. Demiş ki ben bunu yedim. Git buradan. Diğerine geçiyorum. Onun içinde böyle beyaz beyaz şeyler vardı. Susar mısın artık? Biz yiyemedik onu. İyi ki yememişiz, boş ver. Bak bir tane daha Toblerone. Bak bu bizimki de galiba aynı. Bu klasik. Bunda şey vardı. Baya büyük bademler falan vardı işte. Tam boy böyle badem parçacı vardı. Bu klasik. Bak bununla bunu kıyaslamak, bizde satılanı kıyaslamak daha mantıklı olabilir. Tabii kutusunu kıyaslayalım önce. Kutusun... Aynı şeyler mi yazıyor? Yok. Bunun renkleri daha... bile farklı. Renkleri bile farklı. Daha şekilli şükürlü tabii oğlum. Bu kallavi ama zaten normal yani. Açıyorum. Oğlum şunu insan çıkarırken bir garip hissediyor ya. O ağır lan bu, baksana şuna. Ben hiç çıkarıp tutmadım abi. Harbi oğlum ya. Ben de bir bakabilirim. Evet. Ağır yani. Külçe gibi yapmışlar ya zaten. 360 gram. Boru değil. Bunu nasıl katlıyorlarsa yırtmadan açamıyor. Katlanmıyor çünkü o. Birleşik. Yani. Kardeşim biz İngiltere görmedik. Biz cahiliz. Mazur gördük. Kır. Önce bu sefer. Aa, Mücahit. Buyurun Mücahit Bey. Diyet reis. Çok güzel oldu. Dur. Bak. Ha. Çünkü ilk alan elinde eriyor, parmakların daha çok kirleniyor. O yüzden bu sefer sana tutturdum. Karaktersizliğini. Sana tutturdu. Sana tutturmuş. Evet. Neyse. 3, 2... Bu... daha bitirmedim ki sayıyı. Bir tane sonra bir geliyor. Çok iyi. Bayağı iyi. Mükemmel. Ama ben nasıl şimdi... ikisi de klasik ya bizim. Benim buradan aldığımla senin aldığın. He. Şimdiki farkı merak ediyorum ben. Senin klasiğin buradaki klasik gibi lan. Diyebiliyor muyum? Nimet lan bu. Ama kötü. Yani kötü, buradaki, kötü değil yani. Buradakinin çikolatası yani. Bu arada bir şey diyeceğim. Çok daha kalitesiz. Bu şu anki yediğiniz de bu benim gömdüğüm aynı. İnşallah öyledir. Vallahi yani. Bilmiyorum artık. Bilmiyorum bak. Öyle diyor. Bak beyaz şeyler var içinde, değil mi? Hmm. O fikri zaten. Bal işte orada. Bal mı? Bal beyaz mı olur? Ama bir şekilde parçacığını koymuşlar. Onu dişine tak tak. Bal o. Cahil adam işte bilmiyor ki. Ha polen bal. Herhalde ne bileyim ama. O adam geçen ne olmuş lan? Ölmüş mü, tutuklanmış mı? 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, tam 5 tane bal. Hatırlamıyorum. Tutuklanmış mı? Ya tutuklanmış öyle. Kim ki oğlum o? Neyse, konu dışı. Boş ver. Of, komaya gireceğim ya. Ben ondan yemem daha. Yiyeceksin. Niye? Niye? Öyle. Zorundasın oğlum. Evet. Niye? Mekanım benim. Sen ne diyorsan o. Bari önce bunu yeseydik o zaman. Yok öyle bir şey. Hadi. Oğlum bende bak şeker vardı geçen sene. Lan oğlum onu yerken yok muydu şekeri? Çok güzeldi daha. Kaliteli o. Bu yoğun değil ki zaten. Hmm. Hiç yoğun değil. Bu böyle şey. Evet. Ya yoğunluktan ziyade kakao tadında falan bir fark var. Aynen, çok net fark. Çok var. Net fark var yani kakao tadında. Bu bizim çikolatalara benziyor. Evet. Benziyor. Ama evet. Bununla alakası yok. Bunların hiç alakası yok abi. İngiltere'ye giderseniz ya da bir tanıdığınız giderse Toblerone isteyin ve kıyaslayın buradakiyle. Harbiden dediğimizi anlayacaksınız. Zaten yani. Şu 3 pound falanmış yani. Al. Çok çok büyük fark var arasında. Guluk niye ses geliyor? Oğlum kirli akamsın sen ya. Su içersin guluk guluk guluk. Neyse. Devam ediyoruz o zaman. Sıradaki abur cuburlarla. Çikolatalarla. Ölüyor lan. Harbi gidiyor lan. Vur vur. Oğlum öldüm lan neyi tamam. Allah, tipe bak tipe. Kızardı lan benim. Sıcak sıcak. Şimdi geliyor bir başka. Bu ne Allah bilir. Hayda. Bu çok şekilli şeye benziyor. Dairy Milk. Şöyle bir şey. Hiç daha hayatımda hiç görmedim bunu. Oğlum, ben bu, de. İnternette de hiçbir yerde görmedim. Oranın Bim'in Milkasına benziyor. Evet lan. Ambalaj olarak da öyle. Bak Bim'in ambalajını fark ettin mi? Hep böyle mat. Bu da öyle mesela. Nerede aldın sen bunu? Ben almadım bunu. Dayı verdi. Hayır. O zaman kesin öyle. Geçmiş yani. Olsun. Neyse artık bakalım. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Açıyor. Aslında güzele benziyor yani. Ben bunu küçüğümden yedim oradaki. Hoştu. Bundan küçük alalım yoksa komaya gireceğiz artık yani. Yeter. Bak bu biraz daha garip kokuyor. Evet.
Ya oğlum sen niye hiçbir şey beklemiyorsun? Adam küt diye atıyor ya. Bir dur bir bakalım. Fena dakika. Neyse yine. Aa manyak mı ne diyor ya? Ve götürünce siz ben attınız sandım. İçinde ne var bunun? İlk yani, baş bir güzel. Aynen ben o yüzden de fena bir dakika. Fena zor değil diyecektim sen bir dakika oğlum. Garip bir tadı var. Bisküvi mi var bunun içinde? Muhtemelen olabilir. Evet abi. Var. Bisküvi var bunun içinde. Aslında güzel bence. Yani güzel. Ben bizim beğendim. Buraya göre iyi ya bizim buraya göre bayağı iyi. Tabii canım. Evet ama daha iyileri bence vardır yani koca İngiltere. Burada mı? İngiltere. Vardır canım. Yani ben o yüzden bunu pek tavsiye etmem. Eğer İngiltere'de tanıdığınız falan varsa ya da siz gidecekseniz. Şundan hani almasanız olur kötü değil. Bu ne biliyor musun? Bunu burada da bulabilirsiniz. Şöyle var. Bisküvitli çikolata ne var? Milka. Al benim. Albeninin bisküvitli yuvarlaklı topları ama işte. Albenin kendisi de öyle zaten. Evet. Yani çok da aman aman bir şey değilmiş bu. O yüzden geçiyorum. Sıradaki. Gergedan mısın Sayit? Yeter artık ya. Aynı markanın karameli. Oğlum Karamiyo'nun yazı tipi falan aynı değil mi? Karamiyo ne? Buradaki Ülker. Karamiyo mu lan adı? Karamiyo neydi lan? Doğru. Aa hatırladım. Benzemiyor mu yazı tipi? Benziyor. Çalmışlar. Olabilir. Olabilir. Karamelli. Bak karamelden umudum var. Ben çok severim karamelli çikolata. Sıcak da karamelli çikolata yanmaz ama. Evet çok çok sıcak. Aşırı terliyorum şu an ya. Yani şu odaya bir tane klima alamadım. Zaten vantilatörümü çaldılar. Vantilatörüm vardı ne güzel çaldılar. Bu da böyle bir bilgi. Kardeşim evin dışına koymuşum çaldılar diye. Oğlum evin dışı dediğin yer şurası ve bütün eşyalar orada. Bir tek vantilatörü götürdüler. Zaten evin dışına koydum ne varsa götürdüler. Ayakkabılarımı da çaldılar benim burada. He söylemiştim. Çekeceği çaldılar. Ayakkabıyı çalıyorsun, çekeceği niye çalıyorsun? Vereyim 10 lira çekecek bende kalsın ya. Komple toplamışlar. Valla bir de hani seçe seçe çalmışlar bütün dairelerden. Marka spor ayakkabılarının hepsini götürmüşler. Sadece bizden 4 çift ayakkabı çaldılar. Ha bir de benim ayakkabımı çalıp ne yapacaksın anladın mı? Ben 45,5 numara giyiyorum. Benim ayakkabımı kolay kolay satamam. Bu bir. İkincisi zaten ayakkabının kenarı hafiften şeydi. Hasarlıydı. Tamam işte oğlum. Nasıl yani? Şey yapacaksın ya. Zaten alacaktım da çalınmasına sinir oldum. İnşallah boğazından geçmez o ayakkabıdan aldığım para. Şerefsiz. Al. Koy ya ben tutmak istemiyorum. Al. Bu neydi? Karamel. Karamel. Bundan ümitliyim ben baya. Kokuda bir numara yok zaten. Yiyebilirsin kardeşim. Abi sizi bekliyor bu sefer. Hmm. Bu güzel. Ne diyorsun? Şimdi yapışıyor ya. Bak. Karamel çünkü. Ha dilimi tırdan. Karamel daha güzel bence. Bir şey diyeyim mi? Bence de daha güzel. Bunda böyle bir şey var bunda. Karamelden farklı bir evet. Şey var. Evet. Daha böyle bir ağır karameli bunun. Hmm, çok yoğun. Ağırdan ziyade tadında bir gariplik var lan bunun. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bundan almanıza hiç gerek yok. Bak bu hadi neyse. Hadi neyse tamam mı? Bunun fena değil. Güzel bence. Ama bundan hiç gerek yok. Türkiye'de daha güzeli var bunun. Vizyonsuz var. Hakikaten var bunun daha güzeli. Buna hiç gerek yok. Bunu boş ver. Bunu sevmem. Ben onu kardeşime yediririm o yer. Kardeşi zaten Toblerone'u tek başına yapıştırmış. Artık ne kadar doğru söylediysen yani bilmiyorum. Onu da yer zaten. Oğlum bu ne? Hepsini aynı marka getirmişsin. Abi biliyorum. Çakma Milka. Aynı hayır marka. Ya. Biz BİM'de gördük. Oray yolusu vardı Milka'nın. Oğlum aynı. Bir şey diyeceğim. Bu normal oray yolu değil ki. Şöyle bak, göstereyim. Bak, bak. Oğlum naneli bu. Naneli çikolata yedim orada 10 numaraydı biliyor musun? Çok kötü hiç sevmem. 10 numaraydı naneli çikolata. İğrenç lan. Çok hiç güzel. Sevmem ben. Neyse yiyeceğiz. Gene böyle bak bununki gibi püskevetli naneli 10 numaraydı. Yiyeceğiz bir şekilde. Naneli çikolata ben hiç sevmem bu arada. İçinde 20 tane var. Böyle bir karton almış kız. Tamam. Kokuya baksana. Bence çok iyi. Oğlum buram buram mentor kokuyor. Ya bir şey bak ben bunu anlamıyorum. Çikolata ve nane neden bir araya geliyor? Ben de sevmiyordum. Bir araya gelince yakışacak şeyler değil ki bunlar. Bu marka mıydı peki? Yapmayın. Aynen. Yapmayın. Çikolata ve nane birbirine yakışmıyor. Peki. Oğlum diş macunu gibi kokuyor ya. Görüntüsü de diş macununa benziyor Allah ya. Diş macunu gibi. Yemin ediyorum diş macunu ya. Of. Hadi hadi. Al. Dağıt. Parmağıma yapıştı. Al. Sen bunu. Niye lan daha o büyük? O daha büyük. Ya oğlum vallahi hadi. Billahi diş macunu kokuyor ya. Hadi 3-2-1 yiyorum. Gayet güzel abi. Gereksiz. Gayet güzel. Lüzumu yok. Vallahi gereksiz ya. Sende aynı şey olmadı mı? Ne? Şu an. Diş macunu yemişsin gibi bir hissiyat yok mu? Onu doğruyu söyle. Onu diyecektim. İlk attığımda güzel geldi. Sonradan yüzüm ekşidi zaten. Ya bak vallahi billahi abartmıyorum. Diş macununu alın tamam mı? Herhangi bir diş macununu naneli mentollü olan. Parmağına sık yapıştır. Üzerine de bir tane küçük böyle zaten bayram hemen sonrasındayız. Çikolata vardır evde. Onu at. Aynısı. Ama diş macunu tadı çok daha baskın. Yani buna hiç gerek yok. Bunu... Benim yediğim naneli çikolata 10 numaraydı. Ya karıştırma onu niye getirmedin o zaman? Bunları ben almadım ki. Olmuş BİM'den getirmiş. Vallahi ya. Bunları ben almadım oğlum. İngiltere'nin BİM'inden gitmiş almış gelmiş buraya. Zaten güzelini yemiş.
Bunları ben almadım. Allah Allah ya. Sonuncusu aha bu Oreo ve nane şeysi. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Keşke. Belki seveniniz vardır naneli çikolata. Ben hiç az etmiyorum. Müco da sevmiyormuş. Hı. Sen bir önceki yediğinin çok güzel olduğunu iddia ediyorsun. Ben önceden sevmiyordum. Naneli çikolata mı olur lan bu ne lan diyordum. Orada yedim çok iyiydi. Bu leş gibi ama. Bu kötü. Diş macunu gerçekten. Aynen. Tek tanımı bunun diş macunudur. O zaman videonun yıldızı. Bence şu ilk Toblerone. Bence de. Bence de. Kutusunu versene. Şundan Toblerone'un şu ne denir buna türünden bulursanız şeyli bademli. Crunchy Almond. Aynen. Bademli şeyinden bulursanız şurası mavi falan oradan tanırsınız. Üstünde ama böyle badem işareti olandan alacaksın. Makroda falan evet. Vardır belki bunlardan. Ha. Olabilir makrolarda olabilir. Bundan bulursanız alın. Bu cidden çok çok güzel. Diğer Toblerone'un da güzeldi. Birini sağ olsun yiyemedik. O aynısı diyor onun bak. Diyorum sana. Bilmiyorum artık. O aynısı. Ben yemedim bilmiyorum. Ben ama yedim, bu bilmiyorum. Çok iyiydi. Videonun yani en iyisiydi diyebilirim çok rahat bir bence şekilde. De. O zaman artık kapanışa geçelim. Türk Toblerone. Türk Toblerone'u buradan aldığımız Toblerone küçük ve gereksiz pahalı olan. Neden bu kadar kötüydü? Ya kötü değildi. Bunların yanında daha aşağıda. Yoksa Toblerone'un kötü olma şansı yok. Türkiye'de yani Türk markası olarak bundan çok daha güzel çikolatalar var bu Toblerone'dan bence. Bence yok. Sence? Yani pahalılarından çıkabilir ama yani çok pahalı olması lazım. Şey var, damak. Benim de aklıma o geldi ama damak on numara. Ama onun fıstık avantajı var abi. Evet, bence Toblerone bir tık daha üstte. Üstte yani benim için her türlü. Buradaki şu evet, küçük evet. Toblerone. Vallahi bence daha güzel. Ama ya bak şöyle, şimdi yurt dışından getirdiğin Toblerone, buradan aldığımız Toblerone'un aynısı. Şey olarak, tür olarak. Ha. Ama tat olarak aralarında dağlar var. Bunu demeye çalışıyorum. Yani Türkiye'de satılan niye öyle değil? Yani işin özü böyle. Getirmiş Sait, sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Keşke birini yemeseydin. Keşke beraber yeseydik onu da. Açtım ne yapaydın? Ama yine de teşekkür ediyorum. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.